Başlattığımız yeni serinin sayısını bilmediğimiz yeni bölümüne hoş geldiniz. Yine X bölümündeyiz. Bu sefer çok daha efsanevi bir yerdeyiz. Hababam sınıfının çekildiği yere geldik. Yine çok güzel bir hava var hafta sonu. Şimdi içeriye gireceğiz. Bu arada geldiğinizde otopark tedirginliği yaşamayın. Oldukça yeterli büyüklükte bir otopark var. Ücretli olduğunu iddia edenler var. Az sonra göreceğiz. Daha sonra size bununla ilgili bilgi veririm. Şimdilik hoşça kalın. Yıllarca izlediğimiz o efsane filmin çekildiği yerdeyiz. Üsküdar'dayız. Burası da bir müze haline döndürülmüş. Aynı Aşk-ı Memnu'daki gibi ama tek fark bildiğim kadarıyla burası filme ait bir müze haline dönüştürülmüş. Şu anda önündeyiz. Müziği görmek için çok ciddi bir sıra var. Buyurun. Ne düşünüyorsun bu sıra hakkında? Ya ben umarım doğru şeyi bekliyoruzdur diye şu an düşünüyorum. Çünkü bekleyip de sonunda birinin nikahına falan gireriz diye de korkmuyor değilim. Çünkü etraf gerçekten gelin kaynıyor. Yani dış çekim için buraya gelmiş herkes. Nefes nefese kaldım biraz. Her döndüğünüz köşede bir tane gelinle rastlayabiliyorsunuz. Çıkın çıkın gelin. Bu da güzel bir espri olsun böyle benden size. Sınıfa girmek için yaklaşık 10 dakikadır sıradayız. Çok ciddi bir sıra var ki arkamıza doğru şu an gördüğünüz sırada sanırım şu taraflarda bir yerlerde bitiyor. Bizden sonra da ciddi bir sıra başlamış oldu. Şöyle size ön tarafı göstereyim. Ne kadar Rıfat Ilgaz'la ilgili yaptığımızda bir bölüm vardı. Hatırlarsın. Değil mi? Rıfat Ilgaz'ın öğretmenliğini yaptığı okul ziyaret etmiştik. Evet. Burada da onun hayatıyla ilgili güzel bir kesit var. Evet, sıralara maketlerini koymuşlar oyuncuları. Domdom Ali, Hayte İsmail, İnek Şaban. Sınıfa ilk girdiğinizde evet bir o anı yani o filmi seyrettiğin anı bir kısa da olsa yaşıyorsun ama yeni masalar kullanılmış, maketler çok benzemiyor sınıf. Bence sınıf o sınıfta değil ayrıca, sınıf bayağı küçük bir sınıf. Belki kamera açısından kaynaklı olabilir ama birazcık hayal kırıklığı yaşıyorsunuz. Ciddi yoğunluk var içeride. Yani gelmişken görülebilir. Burada hemen sağ tarafta da bir tane iskelet görüyorsunuz. Bu da daha önce filmde konu alınmış iskelet. Aynısı değildir büyük ihtimalle ama. Burada da Adile Naşit'in bir bal mumu heykelini görüyorsunuz. Burada da filmin karakterlerinin burada küçük küçük açıklamaları verilmiş. O döneme ait haberlerden görseller verilmiş ve aslında bütün duvarlarda filmin posterleri ve filmle ilgili çeşitli bilgiler var. Mesela şurada da hemen karşıda gördüğünüz yerde de hepimizin sınıfıdır o. Öğretmeniyle ve öğrencisiyle kara tahtası, tebeşir kokusu, haytanın gürültüsü, kağıt ışırtısı, sıra gıcırtısı, yazılısı, sözlüsü, kopyası, karnesi, yoklaması ve bütünlemesiyle okul hayatının acı ve tatlı anıları diye bir poster koymuşlar. Karşıda da az önce gösterdiğimiz gibi şu an insanların fotoğraf çekindiği yerde Mahmut Hoca var. Ve o ünlü sobadan kopya çekilen sahne de yine burada sergilenmiş. İnsanların da en çok ilgi duyduğu yer yine tabii ki Kemal Sunal'ın bal mumu heykeli diye geçiyordur diye düşünüyorum. Kemal Sunal'ın heykelinin yanında fotoğraf çektirmek oluyor. Şu an abim ne yapacağını bilmiyorum. Ne yapacaksın? Ne yapacağım bilmiyorum çünkü çok dar bir alan ve çok kalabalık. Gerçekten çok kalabalığın arasında arkamızda babam sınıfını bırakıp şu an çıkıyorum yavaştan. Çok ciddi de bir sıra var aynı zamanda. Şöyle gördüğünüz merdivenlerden çok az bir çıkma izni varmış. Girişte de bu arada böyle bir mekan var. Hemen giriş çıkış
kısmında ve direkt çıktığımızda yukarısı bizim için ufak bir hayal kırıklığı oldu. Çünkü çok küçük bir alan vardı ve hiçbir şey yoktu neredeyse içinde. Abimin dediği gibi sıralar yeniydi vesaire. Şimdi aşağıya iniyoruz. Aşağıda bu belki hani beden eğitim derslerinin falan yapıldığı yeri görürüz diye. Aşağıda da bir şey yok. Buraya gelenler için bence genel sorun şu. Yani zaten içerideki alanın 3'te 2'lik bölümü kapalı, kullanıma kapalı. Geldiklerinde sadece dış çekim yapan gelin damat adaylarını görebiliyorlar. Onun haricinde bir tane sınıf var giriş katında. 5 TL ücretle giriş yapabiliyorsunuz. Daha orijinal bir şey yapılabilirdi yani. Türk tarihine bence altın harfler yazmış böyle. Gerçekten hababam sınıfı deyince kimsenin bilmiyorum diyemeyeceği bir şey. Bu arada aşağıda da bir fen lisesi var. Validebağ Fen Lisesi'ymiş. Yani şu an alt tarafındayız ama o hayal ettiğiniz işte beden eğitiminin yapıldığı, duvarlardan atlanıldığı, işte kapıdaki bekçinin kandırılıp da dışarı çıkıldığı vesaire hayalinize gelen o sahnelerin hiçbirini görme şansınız yok. Yok çünkü öyle bir yer. Aç kapıyı Veysel Efendi sahnesi nerede çekilir? Şimdi onu söyledim ya. Ben de ekleme yapmak istedim. Sen hani böyle şey yaptın, ben sözüyle birlikte söyledim. He, Veysel, aç kapıyı Veysel Efendi'nin çekildiği yeri merak ediyorum Şakir. Yok öyle bir yer. Yani burada öyle bir alan yok. Yani bence burası tamamen bir ticarethaneye dönüştürülmüş. Gelin damat çekimlerinde dış çekim, iç çekim gelip çekilebilecek bir ne denir? Mekan olmuş. Mekan olmuş. Aynen, güzel bir mekan olmuş. Bunun için gelecekseniz güzel. Ama bunun dışında sırf babam sınıfının çekildiği yeri göreceğim diye geliyorsanız çok yüksek ihtimalle hayal kırıklığına uğrayacaksınız. Hani ben böyle şaşırmıştım da aslında. Çünkü diğer film dizilerde şey mesela 7 numaranın çekildiği yer harabe mesela. Hani burası en azından öyle bırakılmamış ama hani içeriye girip de böyle bakmalık da çok bir şey yok yani. Yani şöyle söyleyeyim, 5 lira çok uygun bir rakam gibi geliyor ya, tam 5 liralık şey var içeride yani. Evet merhabalar, biz yine bir çekimle karşınızdayız. Sokak röportajı yapmaya karar verdik. Hababam Sınıfı Müzesi'ni gezmeye geldiniz anladığım sokakta kadarıyla. Sokakta benden başka kimse yok herhalde. Yok yani insanların içerisinden biz sizi seçmeye şey yaptık. Oğlunuz da geldiniz. Allah bağışlasın. Çok güzel. Aynen. Aman Allah'ım ne güzel. Aynı bana benziyor bu. Müzeye gittiniz mi? Gittiniz. Evet. Sizce nasıldı? Vasat. Hayal kırıklığı. Evet. Aynen, biz de öyle düşünmüştük zaten. 5 liranın karşılığında veriyorlar ama yani bence çok daha güzel olabilirdi. 10 lira olsa daha temiz olsaydı yani. Daha düzgün olsaydı. Ha yani temizliğinde sorun yok bence ama. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Biz size teşekkür edelim. Bir sonraki durağımızda inşallah yine size denk gelirsek yine sizin fikirlerinizi de almak isteriz. Tamam, okey. Teşekkür. Teşekkürler. Bu Veysel Efendi'nin kapısını bulduk ama bunlarla ilgili bir işaret falan yok. Yani sonra işte otoparktaki görevliye sorup öyle bulduk. Şu anda o uzun, filmde kullanılan o uzun yerdeyiz. Tam karşımızda gördüğünüz yerde Veysel Efendi'nin kulübesi ve Veysel Efendi'nin orada öğrencilerle konuştuğu yer, kapı. Gerçekten buraların değerli, daha böyle güzel reklam yapılıyor olması lazım. Daha güzel kullanılabiliyor olması lazım bence. Bu yürüdüğümüz uzun yol okuldan çıkış kapısına doğru gelen yol. İşte dersten kaçmak için çeşitli bahanelerle gelinen, Fenerbahçe maçları sonrasında sevinçle ya da üzüntüyle dönülen, Veysel Efendi'nin beklediği, Veysel Efendi'nin durduğu, buradan da çıkış yapılan, işte beden eğitimi hocasıyla birlikte çıkış yapılan vesaire yerde yine burası. O demir kapı kalmamış. Böyle bir giriş kapısı var sadece. Bir de kulübesi kalmış. Onun haricinde bir şey yok buradan. Sokağa çıkış yapılıyor. Benden bu kadar. Aç kapıyı Veysel Efendi. Birdenbire gidiyor. Kapı açıkmış zaten ya. O zaman geri dönebiliriz.